Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar dileyelim. Saatimiz 3.45 oldu. Çalışanlara tabii ki var diye çalışan arkadaşlarımıza Allah kolaylık versin dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ankara koşullarının yorumlarına geçeceğim arkadaşlar. Kısa kısa tutacağım sizlere. 9 koşulu bir program var. 2 altılı var. İzmir'de var arkadaşlar. Onda 9 koşulu bir program var. O da 2 altılı var. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, gerçekten hem Ankara birinci altılısı, ikinci altılısı, İzmir'in de birinci ve ikinci altılıları, yani bunlar para verecek gibi duruyor. Verecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani kuponlarımızı yani ortak oynarsak altılı tutturmamız için gerçekten büyük bir şans yakalarız. Güvendiğiniz arkadaşlarla şablonları bakarak söylediğim atları yazın bir kenara arkadaşlar. Ve de kendi aranızda ona göre atacağınız tekler varsa tek atın. Bir tane sürpriz bir tekim var arkadaşlar. Olur mu demeyin. At yazıyorsanız mutlaka bunu da yazın diye size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok karışık bir program. Şimdi yorumlarıma kısa kısa geçeyim arkadaşlar. Altının ilk ayağı zaten birinci altılı, birinci koşudan başlıyor. İki altılı bir programımız var. Maiden koşusu arkadaşlar. 1600 çim. Aybet kumda iyi koşar diyorum arkadaşlar. Yani kumda iyi koştu bu at. Yani burada iki numaradan başlayacağım arkadaşlar. İlk atım olarak. İkinci atım 3 numara Baba Yavuz. Üçüncü atım arkadaşlar 5 numara 2 Demir Kır. 2 Kasım'da 1400 simle dördüncü oldu. Bir de buranın bombası arkadaşlar 7 numara Yığma Tepe. Yığma Tepe'siz kesinlikle ve kesinlikle oynamayın. Kuponlarınıza yazın arkadaşlar. Size tavsiyem. İkinci koşuya geldiğimizde handikap 17. Uykumuza geldi, kusura bakmayın arkadaşlar, esnedim. 3 yaşlı İngiliz'e 1900 çim arkadaşlar. İkinci koşu yani burada 1 numara Casalina arkadaşlar 31 Ekim'i 1900 çimde kazandı ve 2 boyla geç çıkmıştı. Harika sprintinle kazandı arkadaşlar. Bu koşuda 2'yi geçti arkadaşlar. Gene 2 geçer diyorum ama rakipleri var arkadaşlar burada. 3-4-5 yani kapamalık bir ayak diyeyim size arkadaşlar. Yani ya 1 numarayı tek atacağız burada ya da haş deyip geçeceğiz arkadaşlar. Gerçekten Casalina kalite bir at. Daniel Kaya da üstünde zaten. Yani ya haş geçeceğiz arkadaşlar buraya. Casalina'nın yanına at yazmak isteyenler burada gerçekten 4 atta yazılır arkadaşlar. Ya da tek atılacak. Ben buraya kapatarak geçeceğim. Size tavsiyem arkadaşlar. İnşallah yazdığınız gibi gelir arkadaşlar. Üçüncü koşuya geçtiğimiz arkadaşlar. Üçüncü koşu. Kısa vade 6. 3 ve yukarı İngilizler. 1500 kum. Uykumuz da geldi valla. Üçüncü koşular arkadaşlar, burada 3 at önereceğim size. İlk atım 6 numara olacak arkadaşlar. Göğüs Geren Gökhan Kocakaya ile. İkinci atım 1 numara arkadaşlar. Halis Karataş ile. Üçüncü atım da Ömer In My Heart. Özen Yıldırım ile. Büyük ihtimalle 2 numara birinci at çıkacak diye düşünüyorum ve de çıkacağına da eminim. Rakibi arkadaşlar burada 6 ile 1 olarak görüyorum. 3 at. Dördüncü koşuya geçtiğimizde arkadaşlar 1400 çim şartlı 5. 4 ve yukarı Araplar. Burada dördüncü koşuda arkadaşlar 2 numara
canım Çiğdem 1300 çimde 3 boy geç çıkmasına rağmen kazandı. O koşuda 1 numara 1 Kasım kaçtı ve canım Çiğdem yarım boylu onu geçti arkadaşlar. Arkadan attığı sprintle onu avladı arkadaşlar. Koşunun dördüncüsü de arkadaşlar büyük ihtimalle 8 numara olması lazım, temiz kan. Evet arkadaşlar, yani buraya benim görüşüm 2, 1, 8, 4 ve 9 arkadaşlar. 4 ve 9'u da mutlaka kuponlarımıza ilave edelim arkadaşlar. 9'un üstünde özel. Bu grupla ilk defa koşması gerekiyor. Öyle baktım herhalde, gördüm. Ahmet Çelik de üstünde arkadaşlar. Mutlaka 9'da kuponlarımızda bulunduralım derim. 1200 çim şartlı 5. 3 ve yukarı İngilizler. Şimdi burası da arkadaşlar 5. koşu. Burada sıralama vereceğim arkadaşlar. Gerçekten zor koşular var önümüzde. Sıralamam 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 olacak arkadaşlar. Zor koşular var. Mesafe de uzun arkadaşlar. İngilizler biliyorsun uzuna gittiği zaman birazcık karışıyor. A3 koşusu arkadaşlar. Hitit koşusu. 1200 çim. 2 yaşlı İngilizler. Daha bunlar tay denecek gibi. Atlarımız arkada 2 yaşlı İngilizler. Burada arkadaşlar 6. koşuda size bir tane sürpriz isim önereceğim. Yani burada sürdürek favori zaten 1 numara, pardon 2 numara Birol Ağa çıkacak. Büyük ihtimalle ikinci Ardaşa 1 numara çıkar. Ama burada arkadaşlar gerçekten çok güvendiğim bir at var. Burada sprintini iyi ayarlayabilirse, üstünde de Hişman var zaten arkadaşlar. 6 numara yarın benim kuponumda tekim olacak arkadaşlar. Gelir gelmez ayrı bir şey. Yani at yazarsanız arkadaşlar mutlaka 6'yı da kuponlarınızda bulundurun diyorum arkadaşlar. 7. koşuya geldiğimiz zaman kısa vadeli dişiler, 2 yaşlı İngilizler, 1300 kum. 7. koşuda arkadaşlar burada 1300 kumda burada kaçarak kazandı diyeyim arkadaşlar. 4 numara, pardon 6 numara Shorty. Bugün de gene onu yapmaya çalışacak ama burada bir tane ona ciddi rakip arkadaşlar. 4 numarayı görüyorum arkadaşlar. Burada 4 numara 6 Shorty geçen yarışta gelmişti zaten. Burada rakibi 4 olacak diyorum arkadaşlar. 8. koşuya geçtiğimizde arkadaşlar Maiden bir koşu. 3 yaşlı Araplar. 1600 çim. Burası 3 at yeterli diye görüyorum arkadaşlar. Yani 3 atım 1, 2 ve 3 olacak arkadaşlar. 3 at buraya yeterli görüyorum. Tabi yazmak isteyen arkadaşlar yazabilir. Yani gerçekten zor koşular arkadaşlar. Hem Ankara hem İzmir. Yani para verir arkadaşlar. Bunu size dile getireyim. İnşallah para verir de tutturan da sizler bizler oluruz arkadaşlar. İnşallah şanslı kalemler bizler oluruz. Sevinen bizler oluruz. Evet, 9. koşuda arkadaşlar. Burası birazcık çok az söyleyeceğim. 6 tane at söyleyeceğim arkadaşlar. 9 at var gerçi de 6 atı söyleyeceğim. Tuttuğum atları. Başta ilk atım 2 numara. İkinci atım 7. 3. atım 3, 4. atım 6, 5. atım 1, 6. atım da 5 olacak arkadaşlar. Yani Ankara'nın yorumları böyle arkadaşlar. Yani birazcık kısa kestim. Yani koşularına baktım. Bütün atların incelemeleri
Yani hepsini tek tek yazmaya kalkarsam bu uyuyacağım herhalde bir yarım saatlik bir video olması gerekiyordu. O yüzden hem de saatim de geç oldu. Birazcık kısa tuttum arkadaşlar. Gene 10 dakikayı buldu kısa tutmama rağmen. Herkes kendine çok iyi baksın arkadaşlar. İnşallah yarın bizim günümüz olsun. Şanslı kişiler, şanslı kalemler bizler olalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler, hayırlı sabahlar arkadaşlar.